Merhabalar, Sendromsuz Pazartesi sohbetlerinde bu haftaki konumuz çocuklardaki bacak ağrıları, çok yaygın tabiriyle büyüme ağrıları. Genelde çocuklarda, gençlerde 5-6 yaşında, 12 yaşına kadar süren periyotta bacakları ağrımak, bacakların üstünde uyluk bölgesinde veya kaval kemiğinde ağrılar oluşuyor. Çok hızlı büyüdüğün için oluyor deniyor. Halk arasında böyle bir inanış var. Peki, çocukluğun, bebekliğin ilk senesinde, yani yaşamın ilk senesinde vücut uzunluğunun yaklaşık olarak %25'i 30'u kadar artan bir boy uzaması olan dönemde ağrı olmuyor da ya da ilk 3 sene içerisinde vücudun boyunun hemen hemen 2 katına çıktığı bir dönemde ağrı olmuyor da niye vücut boy uzamasının yıllık 5-6 santime düştüğü yerlerde ağrı oluyor? O zaman bu büyüme ağrısı olabilir mi? Bence değil. Büyüme fizyolojik bir şeydir. Büyümede ağrı olmaz. Niye ağrı olur? Bir yerde ağrı varsa, o ağrı gece devam ediyorsa, o ağrı çocuğu uykudan uyandırıyorsa, o ağrı günlük yaşantısını sıkıntıya sokuyorsa, o ağrı varken vücudunda belli döküntüler oluyorsa, o ağrı varken idrarında bir takım renk değişiklikleri oluyorsa, o ağrı varken ateşi inanılmaz derecede yükseliyorsa, o zaman bu büyüme ağrısından bahsedilecek bir şey olmuyor. O zaman mutlaka bir çocuk hekimine başvurmak lazım. Döküntü varsa, idrarda bir takım problemler varsa, kemik ağrıları, yaygın kemik ağrıları varsa, hatta kendinden oluşan kırıklar varsa, o zaman da ortopediste de başvurmak gerekiyor. Peki bunlar neden olur? Onlar çok uzun süreli konuşmalar. Ama büyüme ağrısı çok önemli ve boş yere boş vereceğimiz bir takım sebeplere sonuç, kötü sonuçlara sebebiyet vereceğimiz bir tanımlama. Büyüme ağrısı olmayacağını bir kere bilelim. Yanlış spordan ağrı olur. Bütün çocuklar durmuyor ki yerinde, atlıyor, zıplıyor, parka gidiyor, koşuyor, ağrısı olabilir. Eğer ağrı sabahleyin geçiyorsa, birkaç gün sonra devam etmiyorsa, spor yaptığı zaman, aktivite yaptığı zaman tekrar başlıyorsa, o zaman bu yanlış spor veya hatalı egzersizler, hatalı oyunlar oynadığından kaynaklanıyor. Eğer ağrı çocuklarda, çocukluk döneminde ağrı gece oluyorsa, uykudan uyandırıyorsa, ateş oluyorsa, çocuklarda döküntü oluyorsa bu normal büyüme ağrısı olamaz. Büyüme ağrısı diye bunu geçiştirmemek lazım. Büyüme ağrısı çok kullanılmaması gereken bir terim olduğuna inanıyorum. Büyüme ağrısı çünkü binde bir gözükecek bir tümörü, binde bir gözükecek bir enfeksiyonu büyüme ağrısı diye boşu boşuna ötelemiş olabiliriz. Erken teşhisle çok rahat tedavi edebileceğimiz hastalıklar büyüme ağrısı diye öteleyerek çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Her ağrıda kanser mi düşüneceğiz, tümör mü düşüneceğiz, enfeksiyon mu düşüneceğiz? Tabii ki hayır. Ama uzun sürüyorsa, devamlı aynı bölgede lokalize oluyorsa, hareket kısıtlılığı oluşuyorsa, ateşi varsa ve döküntüleri varsa, kanamaları oluyorsa, idrarından, burnundan, kulağından bir takım kanamalar oluşuyorsa burada artık büyüme ağrısından bahsedilmez. Binde bir, on birine bir orandır. Ama büyüme ağrısı diye ihmal ettiğimiz zaman bazen bunları da atlamış olabiliriz. Ağrıları takip edelim. Çocukların ağrısı ihmal edilmemesi gereken şeylerdir. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.